Baktım yıldızlı sohbetler. Yani. Yıldızlı sohbetlerden herkese merhaba. Bugün dünya tekvando şampiyonu Kübra Dağlı stüdyomuzda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kübra, neler yaptın böyle? Yani 4 kere Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonu, ikincilikler, üçüncülükler, Türkiye şampiyonluğu. Gerçekten muazzam. Teşekkür ederim. Eksik saymadım değil mi lütfen? Yok tabii ki. Bunlar duyulmuyor, bilinmiyor diyoruz. Evet, bunları söyleyelim. Bilinmiyor. Evet. Sadece dünya şampiyonluğunu biliyor. Aa diyorsun, Avrupa şampiyonu mu oldun diyorlar. 4 kere oldun. Zaten Avrupa şampiyonasından sonra dünya şampiyonu oluyor. Öyle. Hı-hı. Yani. Evet, çok şükür ya gerçekten. Harika. Emek verince, çalışınca gerçekten oluyor. Bunu hep söylüyorum ama. Ne güzel bir grup. Bir de sevince. Bir de sevince. Aynen. Evet, bunların sırlarını dinleyeceğim senden birazdan. Tamam. O kadar çok sorum var ki ama en son bu dronlarla savaşın, bu Red Bull'la çalışman çok şahaneydi. Evet. Onu biraz dinlemek istiyorum. Orada anlatacağım çok şey var zaten. Evet, bu fikir nasıl ortaya çıktı? Çekimler kaç gün sürdü? Neler yaşadın? Gözün kapalı, arkada da görüyoruz ya. Dronlarla ne yaptın? Bu bir ilk galiba. Evet, ilk. Yani hı-hı. Zaten şey yapıyoruz, hani hiç yapılmamış bir şeyi denemeye çalışıyoruz. O da çok güzel oldu bence. Herkes tarafından da çok sevildi. Hı-hı. Bayağı zorlu bir challenge aslında. Benim için bir challenge. Çünkü biz hep duran şeylere vuruyoruz. Yani hı-hı. Hareketli oluyor ama en fazla önümüzdeki yani kişiyle savaşıyoruz. Şimdi böyle uçan şeylere, havada nereden geldiği belli olmayan şeylere vurmak çok zor yani dronlara. Ya yaptık bir şeyler. Bir de gözün kapalı. Evet. Sese doğru gidiyorsun. Evet, dronların sesiyle yani hislerimizle hareket ediyoruz oradan. Ama nereye giderse kulağımla ona yöneliyorum. En son tabii. Ya yani zor oldu ama oldu. Ne kadar sürdü çekimler? Sabah 6'da başladık. Akşam 12'ye kadar devam etti. Tabii bunun yani sayısızca denedim. İnanılmaz, hiç durmuyorsun. Şu an ekranda da görüyoruz. Hiç durmadan dronların gerçekten bir düşmanı. Dronların hepsini indirdin sanıyorum. Hiç drone bırakmadın. Evet. Burada şu an esneme açık. Yapıyorum. Aha. Hazırlıklarımız başlıyor. Yine enerjim her zaman. Her zaman. Yerimde durmuyorum. Ne güzel. Isınıyoruz işte. Yani şöyle bir şey oldu. Isınıyorum. Burada prova yapıyoruz. Diyelim bir yemek provası da orada soğuyorum hali. Tekrar bir ısınıyoruz. Isın soğu, ısın soğu. Bayağı uzun bir süreç ya. Yani normal değil. Gerçekten. Yönetmenim sağ olsun. Bayağı ilgilendi benimle. Ama müthiş bir performans. Oo, ama burada gözün açık. Evet, sonra gözün kapanıyor. Açık. İlk tam bir drone'la savaşıyorum. Aha. Sonra iki, sonra üç. Sonra? Sonra dört. Gözü kapalı. Artık of. En son gözü kapalı yani. Peki tepkiler nasıl? Çok güzel. Yani herkes bayıldı dedi. Ya bu nasıl böyle film çekimi gibi olmuş. Çok hı-hı. güzel. Hani nasıl yapıyorsun? Ele gözü kapalı da zaten insanlar şey yapıyor. Nasıl yapıyorsun diyor hani. Hı-hı. Ama işte his... Hisler, peki bu ses. Fikir Red Bull'dan mı çıktı birlikte, yoksa? Evet birlikte, birlikte bir proje oluşturduk. Hı-hı. Onlar sundu yapabilir miyiz vesaire falan. Ben de olur dedim benim için seve seve yani böyle güzel bir fikir. Nereden çıkacak başka? Ben dronlara bir savaş aynen, açarım aynen. Hiç sorun değil. Bir düşündüm değil. Acaba dedim ya yapabilir miyiz? Ama oldu. Güzel. Ya, ama onun öncesinde tabii provalar yaptık. Yönetmenimizle yani drone'u yani şey yapan. Hı-hı. Kullanan kişiyle birlikte işbirliğimiz oldu. Hani ne yapacağız? O da bir sonuçta bizim için yani o yapıyor. O diyor ki mesela ben şuradan geleceğim, buradan geleceğim. Ne hareketleri yapabiliriz? Bunların hepsi düşünüldü. Ondan sonra hani. Bir de drone yapıldı. Normalde hani insana değmemesi, hani herhangi bir canlıya değmemesi için programlanıyor evet. ya. Burada da yönetmen için de çok diyor zor. Diyor zaten gözlüğü takıyor böyle diyor ki Kübra sen bana tekme attıkça ben böyle sıçrıyorum diyor korkuyorum. Vurmayın drone'u aynen ben. Bana vurma diyor. Hayır gözlükte drone gözüyle görüyor ya hani sürüş şeyinde. Oo. Hem gözlüğü var yani drone'un gözünden görüyor. Ben drone'u vurdukça diyor ki sen benim yüzüme vuruyorsun gibi hissediyorum. Böyle sıçrıyor böyle çok komik o anlar zaten. Ay, arka çekimde de şeyler komik. Yapıldı zaten arka alanda çekildi plan. Böyle paylaşıldı yani izlemeyenler de izleyebilirler güzeldi. Peki diyorsun ki orada yüksek ses çıkarmazsan puan kırıyorlar diyorsun. Ben de bunu evet. Bu görüntülerde öğrendim. Evet. Hep çünkü diyoruz neden bu kadar bağırıyorlar? Evet bana sürekli ya niye bağırıyorsun falan evet. falan niye bağırıyorsun? Niye ama bağırıyorsun? Kural yani tekvandonun kuralı. Çünkü en son tekvandoda böyle
tabii ölümcül vuruş diyoruz da aslında ölümcül vuruş değil tabii. Lafın gelişi en son vuruşlarda, son darbede onu vuruş bitiriş anlamında. Hı hı. Ve verdiğimiz enerjiyi dışa yansıtma biçimi. Çünkü bir sporcu gelse sessiz böyle antrenmanı yapsa, o ona enerji vermez ki. Karşındakini bağırışıyla korkutuyorsun aslında bir nevi. Sende hiç korkacak göz yok bu arada yani senin karşındakinin. Aa, bana herkes diyor ki seni dışarıdan görsek hiç tekvandocu demeyiz diyorlar bana. Aa. Aynen şöyle demiyorum ama tabii hareketlerimi görünce tırsıyoruz diyorlar. Tırsmazlar mı yani, inanılmazsın. Aynen. Peki bir şampiyona ruhunu, psikolojisini nasıl anlatırsın bize? Sporcu psikolojisini mi? Hı-hı. Yarışmalara hazırlanırken. Evet. Yanlış anlamamak adına soruyorum. Nasıl hazırlanıyorsun? Nasıl hazırlanıyorum? Yarışmanın zaten tarihi belli oluyor genellikle. Hı-hı. Ona göre planlama yapıyoruz ilk başta. Takım arkadaşlarım, antrenörümle birlikte. Hani ne yapılabilir bu yarışmada? Eksiklerimizi planlıyoruz. Hani güzel artılarımızı planlıyoruz. Eksiklerimize göre antrenman programlarını yapıyoruz. Hı-hı. Ona göre çalışıyorsunuz. Zaten ben hep diyorum... Hani psikoloji açısından da şöyle bir şey oluyor. Tamam, çok fazla stres, heyecan, kaygımız oluyor. Ama kaygı ve stres bence çalışınca giden şeyler. Hı hı. Kendini hazır hissettiğin zaman o kaygı azalmaya başlıyor. Stres azalmaya başlıyor. O yüzden ne kadar, benim mantığım şu. Ne kadar iyi çalışırsam, ne kadar doğru çalışırsak o kadar stresimizin, kaygımızın azaldığını görüyoruz. O yüzden ona göre planlamalarımızı yapıyoruz. Hı hı. Tabii bu... Heyecan? Heyecan olmaz olur mu? Ama herkes şunu diyor bana, heyecanın bittiği gün sen bu sporu yapamazsın. Doğru söylüyorlar. Hı hı. Ya çünkü ben hala böyle ilk o beyaz kemeri kuşağa taktığım anı hatırlıyorum, o heyecanımı. Ve hala o heyecanımı koruyorum. Bir ara kaybetmiştim o heyecanımı. Aa. Tabii. Ya bunlar ne zaman kaybediliyor? Bir yenilgiye uğradığın zaman kaybediliyor. Ya da bir haksızlığa uğradığın zaman kaybediliyor. Yani o yüzden tabii yani... İstek motivasyon kaynağını kaybediyorsun aslında. Evet, onu kaybettiğin zaman o sporu yapamazsın. O dediğim gibi o heyecan olması lazım her işte. Peki, şampiyonun öncesi ve sonrasını duygu olarak nasıl tanımlarsın bize? Sende ne gibi değişimler oluyor? Mesela böyle yarışma öncesi bir gerginlik oluyor mu? Ay var ya, onları anlatsam herkes benim yanıma gelmeye çekiniyormuş. Arkadaşım geçen söyledi. Bizde kalmıştı. Dedi Kübra, dedi ben senin yanına gelmeye çekiniyorum dedi. O kadar dedi böyle paniksin ki dedi. Heyecanlı göz, stresli gözüküyorsun dedi. Ama yani benim antrenörüm mesela benim o durumumu biliyor. Hı hı. Sen diyor başladığımız günden beri böyleydin diyor. O yüzden sen ne zamanki kenara çekilirsin, konuşmazsın, böyle sessiz kalırsın, o zamandan senden korkulur diyor. Ya. O zaman aynen. Sen hep hareketlisin, hep böyle panik hali olman senin için daha iyi diyor. Çok panik halindeyim, çok heyecanlıyım. Bir hafta önceden iştahım kesiliyor, heyecanlanıyorum. Ya. Aslında böyle herkes diyor ki, sen diyor o kadar yarışmalara girdin, hani de nasıl hala böyle olabiliyorsun? Ama oluyorum işte, yani geçmiyor bu durum. Ama yani ne güzel bir heyecan bu. İlk günkü gibi, aynen. Ama bence bu da başarılı olmanda bir etken bence bu heyecanın da. Bence de, bence ben düşünüyorum da hani of yani artık dedim bu beni stres, heyecan yormaya başladı artık diyorum. Çünkü bir hafta önceden yemeğim kesiliyor. Bazen ağlama krizlerim oluyor hani. Aa. Evet, oluyor. Peki yani yapamayacağım bir umutsuzlukla mı ağlama krizi, yoksa sinirlerin bozulmasından mı? Ya hani mı? Herkes rakibini düşünüyor. Şu benden iyi. Bu bende öyle bir şey olmuyor. Ben sürekli kendimi düşünüyorum. Böyle iyi yapmaya odaklanıyorum sürekli. O da benim fazla iyi yapmaya odaklandığım için galiba yoruyor ve stres yapıyor. En son bir sinir boşalması yaşıyorum yarışmadan önce. Ondan sonra da yarışmadan sonra rahatlıyorsun tabii. Her şey bitiyor. Böyle kuş gibi oluyorsun. Güzel. Peki yani niye böyle heyecan yapmışım diyorum ben kendi kendime. Ya. Aynen öyle oluyor. Ama o heyecan daim olsun bence. İnşallah. Peki bakalım. Şampiyona havasını merak ediyorum. Mesela Peru'yu anlat bize. Dünya şampiyonasında neler yaşadın o an? Ay Peru. Yani şöyle bir şey oldu. Ben Peru'dan yarışmaya girmeden önce sakatlandım. Ayak bağlarım koptu. Bileğimin bağları ve benim yaptığım iş sıçramalı bir spor. Yani ben tekvandonun pumse kategorisinde yarışıyorum. Freestyle, hı hı, pumse kategorisi. O da bambaşka bir şey. Onu da anlatacağım size. Evet. Çünkü bilmeyenler var. Anlatırsam daha iyi anlayacaklar. O atmosfer, yani düşünsenize bir hayaliniz var. Dünya şampiyonu olmak yani. Onun için çalışıyorsun. Böyle ondan önce de zaten ben böyle rüyalarımda görüyordum. Dünya şampiyonu oluyordum böyle rüyalarımda. Böyle öyle bir heyecanla uyanıyordum ki. Sonra işte
yarışmaya hazırlandık. Sakatlığım oldu. Ben o süreçte çok böyle üzülüyordum. Ne yapacağım ya diyordum. Hani bu sakatlıkla nasıl çalışacağım diyordum. Takım arkadaşımla beraber. Bize koreografiler var. Hı-hı. Pumse'de. Yani onu anlatayım ilk başta bu arada. Evet evet lütfen. Bu Pumse nedir? Bize bunu bir anlat. Tamam onu anlatayım. Ondan sonra nasıl çalışmalıyım. Çünkü tamam. İnsanlar diyecek ki ne koreografisi? Yani tekvando deyince herkesin aklına şey geliyor. Hani dövüş sadece. Aha. Ama öyle bir şey yok. Tekvando 4 kategoriden oluşuyor. Tekvando zaten çıplak el ve ayakla yapılan bir dövüş sporu, savunma sporu. Bu da 4 kategoriden oluşuyor. Birincisi kairogi. Yani iki kişi çıkıyor karşılıklı dövüşüyorlar. Puan Hı-hı. alıyorlar. Bu kairogi, dövüş. İkincisi pumse. Pumse yani benim yarıştığım kategori. Bu da tekvandonun temel tekniklerini, işte vuruşlarını, duruşlarını, bloklarını, hani bloklar yumruk atıyoruz, hani blok falan Aha. yapıyoruz ya. Bunların belirli bir sıraya dizilmiş hali. Yani koreografi şeklinde sıraya dizilmiş, sen onu en güzel bir şekilde yapmaya çalışıyorsun. En doğru tekniğiyle. Mesela diyelim yumruk böyle ya, bu yanlış bir yumruk. Bunu hiç yapma. Yaparsan elenirsin. Yumruk şu şekilde olması lazım. Şuradan su akıp gidecek şeklinde. Aynen. Bilek şöyle olmamalı. Yandan durduğu zaman şuradan su akıp gidecek şeklinde yumruk yapılmalı. Böyle yaparsak şöyle olur bileğimiz mesela. Zarar görür. Aynen. Bunlar bile çok önemli. O kadar ince ayrıntı ki pumse. O yüzden kimse pumse yapmak istemiyor. Biraz Özlem Hoca der ki pumse yapan insan sabırlı insandır diyor. Antrenörüm. Çünkü o kadar ince ayrıntısı var ki yok kulağın arkasından alacaksın. Şöyle son noktada kendini sıkacaksın falan filan böyle bir ton noktaları var. Aynen. Şu anlatırken de... Yapıyorum ben bu arada. Evet. Birazdan kalkıp yapacağım. Birazdan şov başlayacaksın yanımızda. Yani bu oluyor. Sonra kiyopka var. Bu da tahta kırışları. Yani onu hepiniz... da çok merak ediyorum evet. Bu tahta kırışı. Tekvando hareketleriyle tahta kırışlarını yapıyorsun. Dördüncüsü de ilboderya. Yanlış söylemiyorsam. O da yakın dövüş sanatı. Hı-hı. İşte sen bana bunu vurdun. Ben sana bu bloğu yaptım. Seni şu hale etkisiz hale getirdim. Dört kategoriden oluşuyor. Ben de dediğim gibi ilk dövüşle başladım. Yani kairogi. Ondan sonra pumseye geçtim. Güzel. Böyle yani. Peki Kübra yani bu bir... Kore dövüş sporu aslında evet. Ama düşünsene bir Türk çıkıyor, dünya şampiyonu oluyor. Evet. Yani. Nasıl tepkiler? Ya Koreliler ne diyor mesela bu duruma? Ya, rakiplerin ne diyor? Şöyle bir şey oldu. Mesela onunla Asyalılar çok iyi bu sporda yani. Onların Hı-hı. ataspor. Biz nasıl güreşte çok iyiysek, bizden evet. korkuluyorsa onlar da biz de onlardan şey yapıyoruz. Hani ya çok iyiler gerçekten. Yani biz onlardan bakarak öğreniyoruz ve onlarla rakip oluyoruz sana. Düşünebiliyor musunuz? Hani ve onlar geçiyorsun. Şey havasında, evet onlar şey havasında hani biz geçeme yani biz zaten biriz havasındalar. Hı hı. Böyle, biz zaten yeneceğiz falan filan. Sonra biz bir gittik koreografimizi bir yaptık. İşte koreografi hazırlıyoruz hı hı. diyoruz ya. Müzikli oluyor. Müzikleri kendimiz seçiyoruz. Hı hı. Ona göre tekvando hareketlerini belirliyoruz. Müziğin ritmine göre. İşte uçan tekmeler oluyor, dönüşlü teknikler oluyor, taklalar oluyor. Hani aslında bir nevi jimnastik de sayılır. Hı hı. Takla atarken tekme atıyorsun. Yani böyle bir spor yapıyoruz aslında biz. Sonra bir bakıyorlar, biz uçup kaçıyorduk, bu Türklere ne olmuş dediler yani. Herkes evet. ağzı açık hani izledi. Hani bu sizin sporunuzdu. Aynen, biraz öyle oldu. Böyle herkes ağzı açık seyretti yarışmada. Öyle çok beğendiler ki. Yani ilk defa ben tribünde bu kadar alkış sesi duymuştum yani Hı-hı. gerçekten. Çok beğenmişlerdi koreografimizi. Hatta ondan sonra da şey yapmışlardı hakemler falan bizim müziğin ritmiyle böyle şöyle dans etmeye falan başladılar. Aa, güzel. Peki Kore'ye gidip hiç onlarla çalışma fırsatın oldu mu? Ya hiç olmamıştı. Dünya Şampiyonası'ndan sonra 2018'de sağ olsun Red Bull. Benim idolüm olan Sin Min Chol diye bir idolüm vardı, Koreliydi. Aha. Onunla çalışmayı çok istiyordum. O da hatta Red Bull sporcusu. Aha. Onunla birlikte antrenman yaptık ve orada çok fazla geliştim. Yani belki burada bir senede öğreneceğim hareketi orada bir haftada öğrendim. Düşünebiliyor Aa, çok musunuz güzel. Yani? Ne kadar önemli yurt dışında antrenman yapmak, yani rakiplerimizle çalışmak, çok önemli. Bizden iyi kişilerle çalışmak çok önemli. Aslında bence. Keşke sık sık gitsen ya da onlar gelse keşke, buraya. Keşke. Böyle güzel, güzel bir olur, şey evet. olsa. Peki neden tekvando mesela? Neden boks değil? Evet ya. Neden? Neden değil mi? Babam boks antrenörü, amcam tekvando evet. antrenörü. Yani babam o zamanlar boksla ilgilenmiyordu. Hani boksör gençliğinde yapmış evet. ama başka bir işi vardı. Ondan sonra tam böyle ben tekvandoya başladığım zamanlar o da boksa antrenörlüğe başladı. Aha. O yüzden ben de boks yönlendim. Keşke dedim baba keşke beni boksa yönlendirseydin dedim. Çünkü neden biliyor musunuz? Genetik. Mesela babam bana bir hareket gösterdi hemen kavradım onu.
12 yani boksör yaşında da olabilirdim aslında. Aynen. 12 yaşında. Evet. Ama ilk önce ben karateyle başladım. Hı. Daha sonra tekvandoya geçtim. Ya, karate de yaptım. Sen şimdi çok da güzel bir kızsın Kübra. Küçük, miniciksin ve karateye başlıyorsun. Sonra tekvandoya evet. geçiyorsun. O zaman baban ve amcan diyor ki sen kızsın ne yapıyorsun hayırdır diyor mesela. Bu seni daha çok bu sporu yapmaya mı itti acaba? Ya şöyle aslında ailem bunu çok fazla söylemedi. Aha. Kendileri de sporcu olduğu için. Hani sporu normal karşıladı ama çevrem, akrabalarım. Aha. Ne dediler? Akrabalarım özellikle çok söyledi. Ya bir başladım. Başlarken başladılar mahalledekiler. İşte kız vallahi başladın mı bacakların yamulur demeye başladı. Yani ilk başta böyle bir giriş yaptık. Daha ben bismillah daha başlamadım. Peki ilk şeye geleceğim yani başlamadı ya sen bu sporu işte atıyorum televizyonda gördün şeyden gördün yani çünkü baba boks amca şey okey onlardan mı ilham aldın yoksa bir yerde görüp mü etkilendin ya seni bunun içine ne itti? Evet şey aslında benim çok fazla spora ilgim vardı ama onu ben fark etmiyordum. Aha. Mesela küçükken arkadaşlarım evcilik oynuyordu bebeklerle oynuyordu ben gidiyordum mahallede top oynuyordum. Hı hı. Hep böyle hoplamalı zıplamalı bir şeylere meraklıydım. Lastik oynuyordum. Onlar beni daha çok cezbediyordu. Sonra okuldaydım hani ilkokuldaydım. O atletizm yarışmaları vardı. Kübra sen gel diyorlardı. Benim o hareketli enerjimi fark edince Kübra hadi sen gir diyorlardı. Yarışmalar, voleybol yarışması oluyordu. Kübra sen gel atlıyorsun zıplıyorsun gir diyorlardı. Sonra ben de fark ettim yani eğleniyorum zevk alıyorum spor yaparken. Sonra evde de babam mesela sürekli boks maçları açıyordu. Kendi hı-hı. geliyordu. Gölge boks yapıyordu evde. Hani bırakmış zamanında ama evde hı-hı. hala o ruhu içinde taşıyor. Sonra bir bakıyorum zaten salonumuz var bizim. Hı-hı. Babamla amcamın işlettiği bir spor salonu vardı. Arada gidip geliyordum ama hiç başlayacağım aklıma gelmezdi. Sonra dedim ki kuzenimle birlikte ya dedim biz de gidelim. Orada bakıyordum böyle şey vardı kızlar vardı böyle çok havalı geliyorlardı bana. Diyordum ki ya ben de keşke böyle olsam. Ne kadar güzel yapıyorlar hani o rakete vuruyorlar böyle hani ellik var bize ona vuruyorsun çalışmak hı-hı. için. Bana öyle bir havalı geliyordu ki ne güzel keşke ben de böyle olsam diyordum. Sonra kuzenimle bir karar verdik. Biz de o gün gidelim dedik. Başladık. Sonra başladı. Kuzenim aslında benden daha iyiydi. Çok yetenekliydi ama o hmm. devam etmedi. İşte hmm. devamlılığın önemi işte önemi. Burada. Ben hep söylüyorum. Benden daha yetenekliydi. Bacakları çok uzundu. Güçlüydü. Hmm. Ama işte devam etmeyince başarı olmuyor. Bir de aile desteği galiba çok önemli burada. Sen tabii. bu anlamda yine şanslısın. Evet, çok baba boks, amca. O dönem onların desteğini nasıl anlatırsın? Sana nasıl destek oluyorlardı? Neler söylüyorlardı? Yani ben maça gidiyordum. Babam sporcu psikolojisini anladığı için yaparsın. Hadi şöyle yap, böyle yap diyordu mesela. Hiçbir zaman gitme, etme. Mesela ben o zamanlar korkuyordum. Niye korkuyorsun diyordu. Onun da iki tane ayağı var. Senin de iki tane ayağın var diyordu mesela. Hı hı. Hep böyle motive ediyordu. Çok fazla hani tabii şey gibi değil de psikolog gibi bir şey söylemiyordu ama yine de o bana onu hissettiriyordu. Hı hı. Bir de güç ben de veriyordu. Aynen güç veriyordu. Onu hissediyordum. Yani öyle biraz da kendi istek yani kendi isteğimle alakalı bir şey ya. İstediği kadar bazen aile de hadi kızım hadi oğlum yaparsın. O hiçbir şey yaramıyor. Bazı hı. veliler var şu an konuşuyoruz hani. Çocuklar böyle hevesle başlıyor. Ailesi daha çok hevesleniyor böyle görüyor çocuklarını veriyorlar ama çocuğun da içinde olması lazım. Kesinlikle. Yoksa olmuyor yani. Peki senin çocukken belliydi. Sen uçan bir çocuktun sanıyorum. Aynen yeni de duramayan kıpır kıpır. Hep havalardasın çünkü nasıl o kadar yükseliyorsun? Bir de düz tabanım. Bu düşünün. Bu spor için dezavantaj mı avantaj mı çok etkiliyor dezavantaj. Mu? Normalde biliyorsunuz düz taban askere bile gidemiyor yani. Evet. Ayaklar tabanlar ağrır. Benim de öyle her antrenmandan sonra acı çekiyorum yani. Tabanlarım oo. Ağrıyor böyle gece uyuyamıyorum. Ama ilk başta çok az sıçrıyordum. Hı hı. Bana antrenörler diyordu sen nasıl geldin buraya nasıl seçildin böyle mobbingler de uygulandı yani. Ama işte çalışa çalışa oluyor demek ki yani. O ağrıyı da göz ardı ediyoruz. Yani oh normal ya. Bir şey değil yani doktorlar da görüyor ya. Ayağım böyle yere dümdüz yapışıyor. Yere yani sıçrama o şey yok, süspansiyon yok yani düşüşte. Lap diye ayaklarım yere yapışıyor. Ay buna üzüldüm. Zor, evet ama İnşallah bir sorun şey. Çıkarmaz. Çıkarmaz inşallah, alıştık artık. Güzel, peki ilk şampiyonluğun? İlk şampiyonluğum 2013 İspanya. Hayatımda ilk yurt dışı çıkışım. Hı hı. İlk milli takımım. İlk 17 yaşındasın. İlk benim ayağımın titreyişi aynen 17 yaşındayım.
daha hiçbir şey bilmiyorum daha. Hani ülkemizi hani temsil ediyoruz o şey oluyor ya, onu bile daha bilmiyorsun. Ben ne yapıyorum diyorsun ya. Bir de benim zamanımda 17 yaş, yani 10 yıl öncesi, şu an 27 yaşındayım. Hı hı. Daha küçüktüler. Şimdiki 17 yaştakiler daha şey gibi. Büyük gibiler. Yani büyük doğru. gibi geliyorlar bana. Evet. Yani öyle değil mi sizce de? Yok yok, bence de öyle. Siz 17 yaşınızdaki haliniz daha böyle çocukmuş gibi oluyor. Evet, bayağı küçük. Evet. Ben de öyleydim. Daha bir şeyin farkında değildim. Hani büyük bir sorumluluk yüklenmişti o zaman hı-hı. üzerime. Onun şeyi farkındaydım ama nereye gidiyorum, ne yapıyorum, nasıl bir şey, rakipler nasıl? Bir gidiyorsun İtalyanlar geçiyor. Bir geliyorsun Ruslar yanından geçiyor. Bir bakıyorsun işte Portekiz, bir bakıyorsun şey böyle ne yapacağım diyorsun ya. Ben nereye geldim, keşke gelmeseydim falan dedim ilk başta. O derece. Ama hepsini geçtin maşallah. İlk yarışmamda aynen ya, böyle nasıl ilk gençler yarışmamda, ilk ve son gençler yarışmamda. 17 yaşında, 18'de hı hı. büyük oluyorsun zaten. Hı hı. Gittim, çok heyecanlandım. 3 kategoride girdim. Hı hı. Bizde bir ferdi kategorisi oluyor, tek başına yarışıyorsun. Bir ikili, bir de üçlü kategoride. Hı hı. Ferdi kategorisinde 3. oldum. Güzel. Orada da 1. olacaktım, dengemi kaybettim. Hı hı. Çok üzüldüm. Ama dedim ki daha diğer kategoriler var Kübra. Arkadaşlarım var, takım arkadaşların. Hep birlikte böyle bir omuz omuza verdik. Ondan önceki gün prova yaptık. Çıktık kürsüye, birincilik kürsüsüne çıktık. Dedik ki yarın da burada poz vereceğiz dedik. Aslında kendimize o olumlamayı yüklemişiz. Sonradan fark ediyorum, biliyor musunuz bunları? Hani yaşım ilerledikçe fark ediyorum. O zaman hiç bilinçsiz yapıyorduk bunları. Kodlamışsın ve çok istemişsin. Evet, kodluyorsun aslında ama fark etmeden kodluyorsun. İşte çıkacağız, yarın da burada çekilelim, aynı pozu verelim falan güzel. Diyoruz böyle. Motive i̇şte. Ediyoruz kendimizi. İşte Türk kızı. Aynen. Yaşasın. Peki şeyi merak ediyorum. Uzak Doğu dövüş spor diyoruz ama başka hangi ülkeler mesela bu konuda iyi? Her ülke ya. Hı-hı. Ya şöyle. Kore en iyisi. Hı-hı. Sonra tamam. Çin. Sonra Taype. Aslında o da Çin'e mi giriyor? Chinese Taype. Aynen. O da Çin'in bir bölümü gibi bir şey. Hepsi o bölge. Ya ben biraz daha Avrupa'yı soruyorum aslında. Avrupalılar, Ruslar çok iyi. Hı hı. Şimdi İtalyanlar da çok iyi olmaya başlamış. Yani hı hı. biz dedik ne oluyor ya, İtalyanları biz bayağı farklı geçiyorduk dedik. Bu geçen seneki Avrupa Şampiyonası'nda bayağı iyileşmeye başlamışlar onlar da. Dedik kendimize gelelim artık. Ya zaten Avrupa şampiyonu da, dünya şampiyonu da bir Türk, yani hepsine geçmiş olsun diliyorum buradan. Yani öyle de demeyelim de yine de büyük konuşmayalım. Ben buradan geçmiş olsun yani diliyorum. Yani zor ya artık böyle herkes kendini geliştirme şeyinde. Herkes böyle çünkü... Hırslı mı? Çok. Çok hırslılar, çok hırslılar. Aynen. Çok farklılar. Ama yarışma bitince onun hepsi geçiyor yani. Herkes çok tatlı. Aynen. Eğleniyoruz yani. Böyle çok şey bir ortam yok. Böyle... Hani ben geçeceğim şöyle, böyle kin ortamı yok yani. Güzel. Sadece yarışma ortamında herkes şey. Ya gerçi o Avrupa Dünya Şampiyonları'nda öyle oluyor. İnsanlar o bilince ulaşıyor artık. Daha medeni. Evet, daha medeni. Daha dostluk. Evet, evet. Güzel bir şey bu. Evet. Peki bu sporu neden kızlara yakıştıramıyorlar sence? Neden? Evet ya, neden değil mi? Bu algıyı nasıl kırarız? Yani kırdım diye düşünüyordum ama sen hala kırılmamış, biliyor musunuz? Hala geliyor bu tarz yorumlar. Hı hı. Yani niye biliyor musunuz? Çünkü çoğunluk erkek. Hı hı. Yani kızlar yapmıyor. Ya aileleri izin vermiyor. İşte ne işin var diyorlar. Otur evinde. Dizini kır. Baleye git kızım. Heh, baleye git. Mesela erkeklere de baleye gidince ne bu evet. kız sporu diyorlar. Niye yapıyorsun diyorlar. Onlar da oradan yargılanıyor. Ama öyle bir şey yok yani. Spor spordur. Herkes yapabilir. Hatta kadınların yapması daha iyi, kızların yapması. Kesinlikle. Kendini koruyor, daha güçlü oluyorsun. Bence çok daha iyi ama işte o algıyı kırmak lazım ya. Tam kırdım dedim ama yine kırmamışım. Daha bu konunun biraz daha bence yolu var ama sen çok güzel bir örneksin bu anlamda. Peki sana böyle ya sen kızsın, yapamazsın, beceremezsinler seni hırslandırdı mı? Ya hırslandırdı tabii ya. Dedim ki niye yapamayayım? Ya bu o kadar çok şey oldu ki, dediğim gibi bak başlarken yok kızsın ne işin var erkek sporunda dediler. Başladım bak bacakların yam olacak, evde kalacaksın demeye başladım. Saçma ama ne alakası var. Sonra yaptım işte kız halinle işte yapmışsındır, işte kızlar zaten çok iyi değil o yüzden işte şampiyonu, onu bile demeye başladılar. Hı hı. Yani
Sonra yapıyorum. Bir de başörtülü olduğum için de bir de başörtülü ne alaka? Onu sormak yapıyorlar istiyorum. Bununla falan. İlgili ne gibi şeyler yaşıyorsun? Çok fazla. Hani ne işin var başörtülü? Ayağını kaldırıyorsun, başını kapatmasın demeye başladı. Yani diyorlar. Hı hı. Ben dünya şampiyonu oluyorum. Mutlu mutlu ülkeme döneyim diyorum. Gururu yaşattım. Emeklerime, o hedeflerime ulaştım diyorum. Bir bakıyorum. Gelen yorumlar hiç başarıyla alakalı değil. Başörtüsüyle alakalı. Ne alaka diyorlar mesela. Niye başörtüsü takmış, ayağını açmış. Biz hiç olmasaydı bizim için daha iyiydi falan. Aa. Bunlar bile geldi yani. Ben de var ya dedim ki ya Allah'ım dedim. Ben niye böyle oluyor falan dedim ki. Hani herkes yanıma geldi. Üzülme Kübra falan filan. Ben üzülmedim. Onların düşünce yapılarına üzülüyorum. Öyle bir algı var sanki. Herkes evde oturacak, hiçbir şey yapmayacak. Olur mu öyle şey? Aynen, tabii ki de olmaz işte. Kadın başarılı olacak, kadın güçlü olacak. Aynen. Ne güzel bir gurur yaşattın bize. Bundan güzel ne olabilir? Peki gittiğin yarışmalarda kıyafetle alakalı sorun yaşıyor musun? Ya yarışmalarda yaşamıyorum. Çünkü zaten tekvando kıyafete giriyoruz. Hı-hı. Tekvando kıyafeti de tam bana uygun böyle. Güzel. Aynen, tam bana uygun. Arkada gördüğümüz gözüküyor mu şu an? Çok seviyorum tekvando kıyafetimi. Küçüklükten de düşünüyordum böyle hep. Hep tekvando kıyafetime uyuduğum zamanlar bile oluyordu. Hep onunla gezmek istiyordum böyle. Hani ilk başta giyer heveslenirsin ya. Şimdi aha, çocukları görüyorum caddelerde falan giyiyorlar ve çıkartmıyorlar üstünü. Hep onunla geziyorlar böyle. Kendilerini aha, havalı hissediyorlar ama yani normal kıyafet açısından tabii ki de zorluk çekiyorum yani. Çünkü biliyorsunuz belirli spor firmaları çok fazla ürün yapmıyor yani. Aha. Genellikle işte daha tight, işte crop tarzı. Daha göbeği ürünler, açık. Evet, ürünler çıkartıyor. Biz de orada sıkıntı çekiyoruz tabii. Hı hı. Bunu ama özel yapanlar var mı? Var tabii. Yani aha, bazı markalar var. Onlarla da bazen işbirliği içerisinde oluyoruz zaten haliyle. Güzel. Aynen. O da iyi oluyor yani. Onlar da olmasa ne yapacağız? Peki bazı spor dalları böyle inanılmaz popüler. Yani biliyorsun futbol, yani ülkemizin mesela spor sadece futbol konuşuluyor. Evet. İşte basketbol iyi, son dönemde voleybol iyi gidiyor. Bu sporun bu kadar önemsenmemesi seni üzüyor mu? Üzmez olur mu? Bütün sporcudur üzülüyor. Yani kime sorsak der ki sadece futbol konuşuluyor. Hı-hı. Tekvando hiç konuşulmuyor ki. Yani mesela daha yeni geçenlerde dünya şampiyonasına gidildi. O dövüş kısmı olan kıyıracılar. Yani 3 tane dünya şampiyonu çıkardık. Duydunuz mu? Hayır. Duymadınız. Niye duymadınız? Dünya şampiyonu ya. Kolay mı dünya şampiyonu olmak? Yani ülkemizde sayılı kişiler dünya şampiyonu oluyor ve hiç kimsenin haberi yok. Yani medya normalde bir yani futbolda en ufak bir antrenmanı bile insanların haber oluyorken. Tabii. Transferleri günlerce konuşuluyor. Aynen, günlerce konuşulurken biz bu kadar büyük gurur yaşatıyoruz. Hiç kimsenin haberi yok. Ya bu bütün sporcularda bu şey var yani, insan üzülüyor. Burada tabii medyanın da biraz evet, hatası var. Yani ilgi duyulmaması. Bu aslında izlemesi de çok keyifli. Evet, çok fazla. Ve dediğim gibi ben şuradan bakıyorum. Yani bu bir Kore dövüş sporu ama bir Türk çıkıyor, dünya şampiyonu oluyor. Evet, yani çok şükür. Müthiş bir gurur. Evet, öyle. Peki bu yıl da 2023. Evet. Avrupa şampiyonası var. Bu sporun bir felsefesi var mı? Sanki böyle şey gibi geliyor. Çok böyle sert, kaba şey olman gerekiyor. Senden dinlemek istiyorum biraz. Nasıl anlatırsın bize? Felsefesini. Felsefesini. Ya şöyle aslında tekvandonun açılışı şu. Tae ayak demek. Ayak hı-hı, vuruşları, duruşları. Kvon, taekwondo diye yazılıyor. Kvon hı-hı, yumruk, el. Hı-hı. Do da disiplin demek. Evet. Yani bu disiplinin içine ahlak, saygı, işte sevgi, disiplin, bunların hepsi bunun içine giriyor. Do. Yani çok sert tabii ki de benim bakışlarımdan galiba bunu sezdiniz. Bazen sertsin. Şöyle sert bakıyorum evet, tabii yarışmada. Herkes diyor ki ya diyor normalde çok gülercisin ama yarışmaya girince diyor gözlerin keskin, çok fazla sert bakıyorsun falan diyorlar ama yani öyle bir şey yok aslında. Ama tabii sert spor olduğu için insanın mizacına mı etki ediyor bilmiyorum. O yarışmada birazcık tabii ki de duruşunda şey olmaması lazım. Ciddi olmak lazım. Şimdi ben mesela çok minnoş kaçarım. Hayır, kaçmazsınız. Siz o kadar çok yakışırsınız ki. Sanki bana böyle zor gibi geliyor ama. Çok yakışırsınız. Size çok yakışır tekvando. Ya. Gerçekten yani keşke zamanında başlamış olsaydınız ki zamana gerek yok. Tekvando bence her yaşın sporu. Sadece hani yarışmalar için. Ne bileyim belki Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu olabilirdiniz. Yani bacaklarınız çok uzun, boyunuz çok uzun. Oh, oh. Bence olabilirdi yani. Keşke olsaydı. Keşke olsaydı.
Siz yaptınız mı hiç? Ben size sorayım birazdan. Ya ben o kadar çok ilgi çekici ki ama işte maalesef. Aslında boks var bir dönem. Aa. Evet, bir dönem boks var ama tabii tekvando müthiş yani. Evet, bekleriz şey. O zaman salonumuza da. Ya, hem boks hem tekvando ikisini birden getirin. Bu anlamda öğrenmek istiyorum. Ya biliyorsun yani haberleri açıyoruz sürekli inanılmaz bir kadınla karşı şiddet. Cinayet evet. Vesaire. Kadınların kendini koruması gerekiyor. O anlamda kesinlikle. Artık biraz öğrenmemiz gerekiyor kendimizi savunmayı. Evet. Seni mesela kimse dövemez. Değil mi? Sana kimse... Ya yani elimden geldiğince kendimi korumaya çalışırım. Çünkü bazı noktalar var tabii. O noktalara yani vurduğun zaman tabii ki de kendini daha rahat koruyabilirsin. Hı hı. Bir ama de yani mesela biri nereden geldiğini anlayamıyor insan. Tekmenin nereden çıktığını anlayamaz. Tabii. Ne bilsin benim ayağımı kaldırıp kafasına tekme atacağım adam bir anda. Sen şimdi trafikte gidiyorsun böyle çok da güzelsin Kübra böyle. Biri sana sinirlenerek üstüne geliyor mesela. İskaza sana bir hamle yaptı. Bitti adam orada. Sanıyorum yok ondan sonra adam. Bunu herkes diyor. Biz mesela maçlara gidiyoruz müsabakalara. Kulübün otobüsüyle gidiyoruz. Hı hı. İşte hepimiz tekvando kıyafetleri var üzerimizde. Hı hı. Sonra adam geldi yine öyle bir sıkıntı oldu. Şey diyor düşünsenize diyor hepimiz bir iniyoruz diyor tekvando kıyafetiyle. Adam diye şaşkına uğrar diyor. Düşünsenize öyle bir şey olduğunu gerçekten. Hepimiz tekvando kıyafeti biniyoruz. Diyor ki ne oluyoruz ya ne falan oluyor? Der. Bruce Lee filmine mi geldik derler yani öyle bir şey oluyor. Senden bir korkup çekiniyorlardır ama evet, değil mi? Evet çok fazla bana çok mesaj geliyor. Dışarıda görsem... Hani şey yapmazsın da mi sana laf atsalar ilk başta ne yapıyorsun ya mı dersin diyor. Yoksa direkt tekmeyi mi girişirsin diyorlar mesela. Böyle sorular geliyor. İnsanlar merak ediyor galiba. Ama gerçek ya merak ediyorum. Ben de hiç sokakta mesela kavga etmek zorunda kaldın mı? Kalmadım. Çok şükür. Güzel. Çok şükür kalmadım. Ama hani biri yolda yürürken mesela laf attı. Laf attı. Atan oldu. Uçağın tekmeyi yedi. Yedi. Bir vuruş yedi yani. Sonra da kaçtı zaten biliyor musunuz? Kaçtı. Adam olay çıkmasın diye kaçtı sonra. Ay inanılmaz. Aynen. İnanılmazsın. Peki olimpiyatlara gelmek istiyorum. Diyorsun ki biz neden olimpikler kadar değer görmüyoruz. Evet. Şimdi 2024 Paris sanıyorum. Evet. Neden olimpiyatlarda yok? Neden yok? Nedenini şöyle olimpiyat komitesi belirliyor. İşte hı-hı. Puanların... Yani aslında neden olduğunu yani olmadığını bilmiyoruz. Aha. Onlara bağlı bir şey. Mesela karate'de kata olimpiyatlara girdi. Hı-hı. Biliyorsunuz ki. Karate'de olimpiyatlara girdi ama bir seferliğine şu an olimpiyatlarda karate'de yok. Çok saçma değil mi bence? Üzücü bu da. Yani karate hepimizin bildiği bir spor. Nasıl olimpiyatlarda olmaz? Evet. Değil mi mesela? Tekvando da öyle. Tekvandonun dövüş kısmı olimpiyatlarda var ama pumse kısmını olimpiyatlarda yarıştırmıyorlar. Ve bizi tekvandocu gibi görmüyorlar bu yüzden. Halbuki biz tekvando yapıyoruz. Tekvandonun temelini yapıyoruz. Hı hı. Çünkü şöyle bir şey var. Tekvandoda kuşaklar var biliyorsunuz. Beyaz hı hı. kuşak, sarı kuşak, yeşil. En son kara kuşağı, siyah kuşağı geçiyorsun. Artık o işi şey oluyorsun. Üstadı gibi bir şey oluyorsun. Oradan hani beyaz kemerden sarı kemere geçmek için pumseleri bilmen gerekiyor. Eğer bilmezsen sen zaten tekvandocu olamıyorsun. Hı hı. Yarışmalara bile giremiyorsun. Ya bu kadar önemliyken pumse neden... Olimpiyatlarda yarıştırmıyorlar. Neden yani değer vermiyorlar? Peki komiteye bununla ilgili bir şey yazdınız mı? Sunuluyor. Aha. Sunuluyor. Hatta olumlu bakılıyor. Çünkü mesela şu an antrenmanda bir dövüşçüleri izleseniz bir de bizi izleseniz bizim antrenmanlarımızı izlemekten daha keyif alırsınız. Düşünsenize biri havada uçuyor, tekme atıyor. Uçan evet. Tekmeler bilmem ne. İnsanların daha çok hoşuna gidiyor. Görsel açıdan daha zevkli bir şey aslında. Ama işte maalesef ki böyle bir çalışma yok. Onu da geçtim. Mesela dünya şampiyonu olduk. Olimpiyatlarda da bizim aynı rakiplerimiz olacak değil mi? Hı hı. Hayır. Aynı kişilerle yarışacağız. Yani dünya şampiyonluğumuz değer görmüyor. O kadar söyleyeyim size. Hı. Halbuki aynı rakiplerle yarışacağız olimpiyatlarda da olsa. Neden değer görünmüyor? Sırf adı olimpik değil diye. Tamam. Ama bu da bence çözülebilir. Bu da belki ilerleyen yıllarda. Ya önceden böyle bir şey yoktu. Tekvandocu tekvandocudur. Böyle ayrım olmaz. Hı hı. Karateci sen katacısın, sen komitecisin ya da güreşçi sen grokaremencisin, sen serbest stilcisin mi deniliyor? Ya da atletizme sen işte atlet mi diyoruz atletizmcilere yoksa şey mi diyoruz? Sen sen uzun kısa koşuyorsun, sen uzun koşuyorsun. Öyle bir şey diyor muyuz? Sen uzuncusun, kısacısın mı diyoruz? Branşın uzun mu diyoruz? Yok.
Sen atletsin, sen tekvandocusun, sen güreşsin. Çünkü bizim milli sporcu belgemizde tekvando yazıyor. Hı-hı. Yani bunu kendi hem federasyon olsun hem bakanlık olsun kendi içinde bile ayırıyor, biliyor musunuz bunu? Hı-hı. Bizi sanki başka bir branşmış gibi değerlendiriyorlar. Dövüşçüleri tekvandocu gibi değerlendiriyorlar. Böyle bir şey yok. Dünya Tekvando Federasyonu'nda kanıtlanmış. Pumse tekvandonun temelidir. Hı-hı. Bir kategorisidir. Pumse ve bunun olimpiyatlara dahil olmasını istiyoruz. Evet, aynen öyle. Ama bundan çok şeyiz ya. Gerçekten bütün spor, yani Pumse yapanlar, Pumse kategorisinde yarışanlar, hı-hı, gerçekten çok üzülüyor yani bu duruma. Tüm dünyada. Tabii ki de öyle, tüm dünyada. Peki bu tüm dünyada aslında bu sporun popüler olmamasıyla alakalı bir şey mi? Yok, popüler bu... gayet de. Hı-hı. Hatta bütün sosyal medyasında takipçisi olan kişiler Pumse yapanlar. Tekvando'nun Pumse, hı-hı, kategorisini yapanlar. Dövüşçülerin, hiç kimse tanımıyor bile dövüşçüleri. Hı-hı. Çok da seviliyor, izleniyor. Siz şey görüyor musunuz? Hep tahta kırışlarını görüyorsunuz. Haksız mıyım? Evet. Ya o da ama bana şov gibi geliyor. Şov zaten. Spor şov yani. Şu an breakdance şey oldu. Spor olimpiyatlara katıldı. Dans gibi görüyorsunuz değil mi normalde? Dans ne alaka, spor demezsiniz. Breakdance katılıyor. Pumse katılamıyor. Olmaz. Evet. Bunu kabul etmiyorum. İşte. Kaykay katıldı olimpiyatlara. Kaykay bildiğiniz. Olimpik spor yani. Hani böyle küçümsüyoruz. Yani insanlar öyle diyor. Ay breakdance ya, hani kafasında dönüyor diyoruz. Ama o kadar zor ki o sporlarda. Tabii. Hani biz yani bilmeyenler bunu yapıyor. Dön bakayım kendi kafanın üzerinde. Dönemezsin. Kay bakayım. Kayamazsın. Yok. Bunları da küçümsememek gerekiyor. Onlar da çok zor bir spor. Kesinlikle. Yani bizimki de öyle. Hı hı. İşte böyle sıkıntılarımız var. İnşallah düzelir tabii. Yani düzelmeyecek şeyler değil. Böyle diyelim ki böyle olsun. Ne diyeyim artık. İnşallah çözülecek. Peki yapmak isteyip yapamadığın ne var şu anda? Yapmak isteyip de yapamadığım. Sen beden eğitimi öğretmenliği okudun. Evet. Bununla ilgili mesela ileride bir çalışman olur mu? Yani ders verme konusunda. Yeni gelen nesle. Tam noktasına vurdunuz. Hı. Bir okul, bir Kübra Dağlı okulu. Ya şöyle, ben biliyorsunuz ki Sakarya Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği, hı-hı, bölümü okudum ki benim bir öğretmen, ben öğretmen olmayı da çok isterdim. Devlette şöyle bir hak tanıyor normalde. Milli sporcuları ama Avrupa'da, dünyada derece almış bir milli sporcuya diyor ki sen beden eğitimi bölümünde okuduysan seni milli takım kontenjanından diyor atayacağım diyor. Öğretmen, hı-hı, olacaksın ki çocuklara öğret bildiklerini. Aha. Yani en iyi kim öğretebilir sporu? Biz öğretebiliriz. Evet. Yani en iyi bilen kişiler olarak. Aslında kendi salonumuz var. Evet. Ama böyle daha güzel, daha geniş, daha ferah bir yerde yapmak istiyorum. Hı hı. Çünkü tekvando genellikle merdiven altı sporu olarak biliniyor, biliyorsunuz ki. Hı hı. Ya dövüş sporları aslında, sadece tekvando değil, bütün, evet, dövüş sporları merdiven altı olarak. Bizim spor da öyle. Biz de öyle yerlerde büyüdük. Rutubette, yani rutubette antrenman yapıyoruz. Yani gerçek, hı hı, sporcular da oradan çıkıyor. Peki bir de normal hayatını merak ediyorum. Bu kadar antrenman, bu kadar koşturmanın arasında bir günün nasıl geçiyor? Nasıl geçiyor? Her günün farklı geçiyor. Hı hı. Yani kalkıyorum. Antrenmanım varsa sabah antrenmanımı yapıyorum. Genellikle sabah antrenmanlarında çok fazla beslenmiyorum. Yani, hı hı, çok iyi beslenmiyorum diyebilirim. Çünkü çok yemek yediğim zaman çok iyi antrenman yapamadığımı fark ediyorum. Hı hı. Daha hafif şeyler yiyorum. Antrenman yapıyorum, geliyorum. Zaten çok yorgun oluyorum, dinleniyorum. Ya da arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Buluşuyoruz beraber. Zaten hep beraber olduğumuz arkadaşlar. Ya antrenmandan çıkışta bile ya geziyoruz, hı hı, ya işte sinemaya gidiyoruz, alışverişe gidiyoruz. İşte birlikte aktivite yapıyoruz. Hı hı. Öyle yani, farklı farklı. Ondan sonra tekrar antrenman oluyor, tekrar antrenmana gidiyoruz. Aslında böyle bir rutin oluşmuş hayatımızda. Sporcunun hayatı sporla, aynen, dolu. Ama senin sosyal medya hayatını da çok beğeniyorum. Giyim tarzını, makyajını. bu anlamda sen böyle yeni nesilde de çok güzel bir rolün var. Teşekkür sosyal ederim. Medyayı çok güzel kullanıyorsun. Teşekkür ederim. Kullanmaya çalışıyorum diyelim. Tarzın çok güzel. Ya beğendiniz mi? Evet. Bence böyle sosyal yaşantını biraz daha paylaş. Çünkü merak ediliyor. Şu an yani hep böyle spor hayatımı paylaşayım diyorum. Hı-hı. Hep öyle düştüm ama şu an siz böyle deyince bir... Şey oldu, mutlu oldum. Bu tarafını da görmek istiyorum. Güzel çünkü. Tamam. Evet, başarıların hep olsun işin ama sosyal hayatını da koy. Tamam. Bundan peki, sonra daha çok paylaşmaya çalışacağım. Evet. Peki son olarak Kübra Dağlı'nın okul dışında
olimpiyat dışında, yeni şampiyonluklar dışında yapmak istediğin ne var hedeflerinde? Yani spor dışında. Evet. Yok, spor da olabilir. Sadece hani bu saydıklarımı konuştuğumuz için söylüyorum. Ya dediğim gibi ilkten bir spor okulu kurmak en büyük hedeflerimden bir tanesi şu an. Kendi salonumu kurmak, daha iyi bir ben olmak benim zaten motom. Her, yani bir önceki günden daha iyi olmak istiyorum ve kendi alanımda en iyisi olmak istiyorum. Yani benim şu an en istediğim şey bu. Güzel. Peki bir sorumuz daha var. Başarılı bir sporcu olmak için zorluklar mı yaşamak gerekiyor? O hırsın oluşması için biraz sanki o challenge'lar gerekiyor mu? Kesinlikle öyle. O inişler, çıkışlar. O dibe inelim ki daha iyi sıçrayalım. Ya ben ne zaman of ya ne yapacağım dediğim noktada, o noktaya dayandığım an bir bakıyorum başarı gelmiş. Güzel. O noktada pes etseydim, bak hep öyle oluyor ya, böyle düşünüyorum, hani geceleri çok düşünüyorum ben, belki de o yüzden. Yani böyle ne yapacağım ya, işin içinden çıkamayacağım dediğim noktada ya da yapamayacağım dediğim noktada, hani o şey olur ya, o noktaya dayandığın an, sabrettiğin an birden başarı geliyor her konuda ama. Her konuda, sadece spor değil. Sen bir de çok da duygusalsın. Diyorsun ki bir hareketi yapamadığımda hırsımdan ağlıyorum. Evet. Çünkü ya şey oluyorum, yapamayacak mıyım'a geliyor ilk başta. Ama onu yapmak da istiyorum. Çünkü mecburum. Yapamazsan güle güle Kübra oluyor. Yapamazsan yarışı, yani yarışma daha iyi. Çünkü bakıyorsun rakiplerin kendini geliştiriyor. Senin de kendini geliştirmen gerekiyor. Bakıyorsun eksiklerini görüyorsun. İnsan bir üzülüyor. Ama sonra işte konuştuğum zaman da, yani spor psikoloğuyla falan konuştuğum zaman da, yani bu bir süreç diyor. Antrenman düşme kalkma yeri diyor. Sen antrenmanda düşeceksin, kalkacaksın ki diyor. İstediğin kadar düş, bir şey olmaz diyor. Yeter ki diyor yarışmada düşme. Orada hani süreç odaklı ol, sonuç odaklı olma diyor bana. Ki gerçekten bu çok doğru bir şey. Hani sürece uyunca o sonucu da güzel oluyor. Güzel oluyor. Yani. Sürecin de keyfini çıkarmak lazım. Kesinlikle. Ya, yaşadığınız da aslında çok da zor psikoloji anlamında. Evet, çok zor. Yani inişler, çıkışlar, başarı, başarısızlık. Bir de başarı olunca insanların beklentisi de artıyor. O da ciddi bir sorumluluk yüklediği tabii, için seni hem geriyor. Hem sponsorlar olsun, hem işte kulübün olsun, antrenörün olsun. Hepsi emek veriyor sana. Sadece biz tek değiliz ki. Takım arkadaşım, şu an antrenörüm Özlem İsin Hakikatli. Buradan da selam olsun. O da çok emek veriyor yani. Beni bu yerlere getiren, beni bu hedefleri düşünmemi sağlayan tek kişi o. Çünkü ben ilk başta şey diyordum, bana hedefin ne dediği zaman ben İstanbul şampiyonu olmak istiyordum dedim. Nerede dünya şampiyonu? Kendimi orada göremiyordum bile. Ama bana öyle bir bilincime yerleştirdi ki. Yani o benden daha çok inanıyordu bana. Ne ben de o beni çalıştırdıkça antrenörüme, hani şey olmamak için, aslında mahcup olmamak için ben daha da çok çalışıyordum. Böyle birbirimizi aslında geliştirdik diyebilirim. Öyle. Antrenör-sporcu ilişkisi çok önemli değil mi? Çok önemli, çok önemli. Yani dediğim gibi o ilk konuşmayı hatırlıyorum. Bana diyor, hatırlıyor musun ilk konuşmayı? Hatırlıyorum dedim. Ben dedim hocam dedim, nasıl olacağım ben dünya şampiyonu diyordum. Hani olamam diyordum asla. Çok zor hocam diyordum. Hayalini bile kuramıyordum. Kübra diyordu, bak herkese diyordu antrenman yaptırdı. Bir gün 5 saat antrenman yaptırdı. Herkese aynı şeyi gösteriyordum diyordu. Yani ona, sana özellikle gidip çalıştırmıyordum seni. Neyi gösteriyordum? Herkes onu yapıyordu. Ama diyordu sen yani daha bir istekle yapıyordun, daha çok çalışıyordun. Herkes böyle antrenmanın ikinci, üçüncü saatinde ya, sallıyordu böyle hareketleri diyordu. Sen diyordu hala o ilk şeyki gibi diyordu. İlk antrenmana girişinden beri dedi. Böyle istekle yapıyordun diyordu. O yüzden dedi seni orada şey yaptım dedi bana. Yani orada fark ettim dedi. Ben de hocam ya yapar mıyım falan diyorum hala böyle. Ya hoca aynı yani, zamanda psikoloğun gibi bu arada. Tabii tabii. Yarışmada olsun, her şeyde. Çok şahane. Şu an gelince hazır ola geçiyoruz. Peki bu ülkede iyi tekvandocular yetişmesi için, senin gibi yeni şampiyonların çıkması için neler yapılabilir, neler yapılmalı? Senin önerilerin çok önemli bu anlamda. Neler yapılmalı? Tabii ki de ilk önce duyurulması gerekiyor. Mesela beni, ben mesela sosyal medyada aktif olduğum için mesela ailelerden biri bile beni gördüğü zaman şey diyor, ya benim niye kızım olmasın demeye başladılar. Bu çok güzel bir şey benim için. Yani benim hedeflerimden bir tanesi de buydu. Yani sporumu tanıtmak, sporu sevdirmek, kız çocukların da spor yapmasını sağlamak vesaire.
Bence dediğim gibi sosyal medya duyurulması, işte iyi antrenörler, herkesin kendini geliştirmesi gerekiyor. Ondan sonra destek olması gerekiyor. Çünkü biz yapıyoruz ama mesela ben hep söylerim. İlk başta maçlara giderken bizim çok fazla maddi durumumuz yoktu şahsen. Bizi tüm mahalledeki büyüklerimiz, tanıdıklarımız böyle parayı topluyordu. Kübra'ya maça gönderin diyordu. Duygulandım şu an. Ay, maça güzel. Gönderin. Aynen maça gönderin diyordu. Ve ben o sayede bir yerlere gelebildim. Şu an duygulandım. Ya. Ay çok güzel. Evet. Şu an onlar ne diyor peki senin bu başarılarını görünce? Yani bence gurur duyuyorlardı. Bütün mahalle. Evet. Ama gerçek. Ay canım benim ya. Ya duygulandım. Yani ne güzel böyle. Günlermiş. Evet. Ama neyse biz... Hepimiz bir duygu selini çevirdik. Evet duygu seli yani. Oldu. Şu anda bir yeni şampiyonlarınla onları daha da gururlandıracaksın. Evet. Yani hepsi diyordu ki yani bu kız neden gidemesin yarışmaya? Neden kendi yani bizim mahallemizi neden duygulandırmasın, ülkemizi temsil etmesin diyorlardı. Ve ben bu şekilde bir yerlere gelebildim. Hı-hı. Öyle yani. Güzeldi. Bir de hani sen kızsın yapamazsın ya da hani bizim ülkemizde var ya kadın başına diyorlar. Evet kız başına. Kız başına diyor ya. Yapınca da kız gibi yapıyorsun diyorlardı mesela. Bunu bile kötü bir şeymiş gibi algılıyorlardı. Tekme atıyorum niye böyle kız gibi atıyorsun diyorlardı. Ya kız gibi atmak sanki şey mi hani aciz bir durum mu yani? Kız gibi atmak ne demek? Öyle bir şey mi var mesela? Araba kesin kadın kullanıyordur. Aynen. Bunlar çok fazla vardı. Bunları da yıktık yani çok evet. Şükür. Sen bu kalıbı yıkan çok güzel bir örneksin. Bence hatta böyle kızsın yapamazsın'ın böyle o yüzü olmalısın bu kampanyanın, bu sloganın bence. Yani inşallah. Nasıl yapılıyoru çok güzel gösteriyorsun. Ailelere de buradan şunu söyleyelim. Yani bu bir erkek sporu değil. Kızlar da bunu yapabilir. Kesinlikle. Kızlar da bu branşta çok başarılı olabilir. Çocuklarınızı dövüş sporlarına gönderin. Kendilerini korumaları kesinlikle. İçin zaten bence. Ben sürekli zaten şey söylüyorum. Hani mutlaka ya mutlaka gönderin. Çünkü yani illa tekvando olmasına da gerek yok. Herkes tekvando yapacak diye bir şey yok zaten. Hı-hı. Hangi sporda yetenekliyse orada ilerlesinler. Ama bir şey yapsınlar. Çünkü sadece bak şey değil hani bedenen değil. Disiplini öğreniyorsun en başta ya. Disiplini, ahlakı, saygılı olmayı, bir ortama girdiğin zaman yani bir de özgüven nasıl gelişiyor biliyor musun? Bir konuda iyiysen özgüvenin gelişir. Yoksa sen bilmediğin bir konuda nasıl özgüvenli olabilirsin? Olamazsın. Olamazsın. Yani bir kendini kanıtlayacak bir şey olması lazım çocuklarda. Bunu herkese söylüyorum. Mesela kuşak imtihanları oluyor 3 ay, 4 ayda bir. Beni çağırıyorlar mesela. Ben aileler de geliyor. Çocuklar işte beyaz kemerden sarı kemere geçecek zamanlar işte. Ailelere hep söylüyorum. Yani bunları anlatıyorum. Yani çok farklı, çok değiştiriyor ya spor insanı. Disiplin açısından işte kuralları öğreniyorsun. Saygı, hocaya saygı, bayrağa saygı, arkadaşına saygı. Sadece spor bedenen bir şey değiştirmiyor ki. Müthiş bir disiplin. Aynen, gerçekten. İnsanı değiştiren, dönüştüren. Nice başarılarına diliyorum. Teşekkür ne ederim. Güzel şeyler anlattın. Ya. İnşallah bu sıkıntılar, sorunlar da çözülecek İnşallah. Dilerim. Hem öğretmenlik konusu hem şampiyonaların hepsine gidilebilme. Sorunsuz, sıkıntısız gidersin. Ve bize yine aynı gururu yaşatırsın. Ben hep şey diyorum zaten en son dünya şampiyonunda 20 yaşındaydım. Şu an 27 yaşındayım. Hala o gitme umuduyla antrenmanlarıma devam ediyorum diyorum. Yani ne deniyor buna bilmiyorum artık. Ne deniyor? Tutku mu deniyor? Tutku. Bazıları enayilik diyor ama. Onlara bakmıyoruz. Bu kötü yorumların hiçbirine bakmıyoruz. Sen kendini kanıtlamış bir sporcusun. Aynen yolunda devam. Teşekkür ederim. Biz de takip etmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Duygulandım birazcık kusura bakmayın ya. Ama hani oluyor böyle şeyler yani. Yani herkes böyle dört dörtlük yerden çıkmıyor yani bu şekilde. Çoğu arkadaşım da böyle bu arada. Yani ilk başta dediğim gibi destek olmazsa bu sporlarda çok zor bir yere gelinmek. Doğru. Yani o yüzden destek, sponsorluklar çok önemli. Desteklerini esirgememeli kimse. Evet. Tekrar çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Yıldız Sohbetler'den bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşçakalın. Ha 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 ha
Baktım yıldızlı sohbetler. Yani.